Şimdi bir referanduma gideceğiz. O referandumda benim en dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi 18 yaşında bir çocuğun milletvekili olacak olması. Şimdi hangi pratik koşul sizce 18 yaşındaki çocuğun siyaset yapabilecek ve bizim adımıza kararlar alabilecek yetenekte olduğunu gösteriyor? Siz kötü niyetli bakıyorsunuz diyelim. Başka? Doğru. Aristoteles'e göre 18 yaşındaki çocuğa siyaset dersi bile verilmez. Anlayamaz. Çünkü siyaset tecrübeye dayanır. Deneyimden yoksun olana deneyimle ilgili bilgi verilmez. Yani bu 9-10 yaşındaki çocuğa seks dersi vermeye benzer. Deneyimi olmadığı için bu İmam Gazali'nin örneğidir. Öğretilemez. Yani ben yine kendimi kurtarmış oldum sanıyorum. Şimdi 18 yaşında çocuğu askere almıyorlar. Siz onu meclise göndereceksiniz. Şimdi diyelim ki desek ki ya 18 yaşındaki çocuktan siyasetçi olur mu ya? Yani bu çocuğa da yazık. Günah olmayı becerse yavrucak. Ya ne aile hayatı olur ona, ne ruhsal hayatı. Yani kesin dengesiz biri olur. Bu tıpkı harika çocuklar gibi. Yani bir iki tane başarılı çocuğu alıp sembolik olarak meclise sokacaklar. O kurtların hiçbiri 18 yaşındaki şeyleri, kuzuları oraya götürmezler. Bir iki tane kadınları bile götürmüyorlar. Yani kadınlar bile kontenjanla çıkabiliyor. Şimdi diyelim ki bu problem nihayetinde biz siyasetçi değiliz. Bunu sadece iyi bir toplum nasıl olunabilir? İyi bir yönetimin koşulları nedir? Yöneticilerde hangi özellikler olması lazım? Bu şeyden de bu saltanat alışkanlığı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul 18 yaşında fethetmiş de filan. Ne olur milletvekili olsa. Bakın görüyor musunuz? Yakın neden yok. Hayır, biraz daha bu akıllısı bunu der. Daha manyakları çıksa çok affedersiniz. Hazreti İsa Beşik'teyken konuştu. Ne olur ki? Yani şey yok ki. Yanlışlanamaz ki. Yani tartışılamaz bile. Niye? Biz buna ne diyoruz? Burhani değil, cedeli konuşma diyoruz. Yani ölçümlenebilir delillere dayanmaz. Şimdi dolayısıyla 18 yaşındaki bir çocuğun eğitim hayatı ne olacak? Özel hayatı ne durumda olacak? Şimdi öyle bir tweet attığınızı düşünün. Yani benim attığımı düşünün. Ya ayıp 18 yaşındaki çocuklara, yazık. Bunları siyasette şey yapıyorsunuz filan diye. Hiçbiri teorik aklın ya da aklın imbiğinden, süzgecinden geçmiş, tartışılmış, memleket için hayırlı olanı bu. Niye evlatlarımız siyasete katılmasın filan denerek yapılan şeyler değil bu. Bir iki puan kazandırır belki. Tamamen pratik şeylerdir. Ticaret ve siyasette neticede bu tür teorik yaklaşımlardan Dücanevi'nin yaptığı gibi, efendim bunun ilkelerine, prensiplerine bir soralım, bir düşünelim şunu filan, bunları ciddiye almaz. İbn Haldun da diyor ki ulema siyasetten en az anlayan ulema sınıfıdır diyor. Çünkü diyor ulema diyor teorik yüksek soyut kavramlarla düşünmeye alışkın olduğu için siyaseti de bu yüksek kavramlarla düşünmek ister. Oysa siyaset bu yüksek kavramlarla götürülmez. Fakat tabii şunu İbn Haldun'u bunu Spinoza da savunur. Ayırt etmek lazım. Siyaset yapmakla siyaset düşüncesi birbirinden ayrıdır. Biz burada
siyaset düşüncesi içerisinde konuşuyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Dolayısıyla siyasetin ilmi için teorik akıl, nazari akıl gereklidir. Ama siyaset yapmak için pratik akıl gereklidir. O yüzden siyaset üzerine düşüneceksiniz, yine benim gibi düşüneceksiniz. Siyaset yapmak istiyorsunuz, yanıma bile uğramayacaksınız.